Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf ara yayınlar kitabında birimli ve birimsiz oran konusuyla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Birimli oran nedir? Birimsiz oran nedir? Öncelikle bunu bir inceleyelim. Aynı ölçü birimine ait çoklukların birbirine oranı birimsizdir arkadaşlar. Yani eğer bize verilen çokluklar örnekte olduğu gibi ikisi de ağırlık ölçü birimindeyse veya ikisi de uzunluk ölçü birimindeyse Bunlar oran dediğimiz şey bizim iki çokluğun birbirine bölmek diye. Bölerken bunlar bakın kilogramlar birbirini götürecekler. Ve sonuçta burada birimsiz sayılar kalacak. Yani 5 bölü 4 kalacak. Biz buna birimsiz oran diyoruz arkadaşlar. Farklı ölçü birimine ait çoklukların birbirine oranı ise birimlidir. Buna da birimli oran diyoruz. Farklı ölçü birimi derken örneğin uzunluk ölçü birimine zaman ölçü birimine oranlıyor. Yani 15 metreyi 3 saniye oranlarsam 15 bölü 3 metredir. Sadeleştirecek olsam bile metre ve saniye durur arkadaşlar. Çünkü aynı birimler birbirini götürür. Sonuçta 5 metre bölü saniye kalır diyoruz. Birinci etkinliğime bakıyorum. Aşağıda verilen oranlardan birimsiz olanları tik ile belirleniyor arkadaşlar birimsiz olması için aynı ölçü biriminde olması gerekiyordu. Onlar bölme işlemleri birbirine götürecek diyoruz. Örneğin A'ya bakıyorum. 4 kilogram bölü 5 kilogram. Arkadaşlar kilogram kilogramı götürür. Sonuçta 4 bölü 5 kalır. Yani birimsizdir diyoruz. 2 metre bölü 3 metre. Metreler birbirini götürür. Birimsiz kalır. 45 kilometre bölü 4 metre. Evet arkadaşlar illa metre olması gerekmiyor. Kilometre de en nihayetinde metreye çevrilebilen bir ölçü birimidir. Yani uzunluk ölçü birimi olduğu için kilometre metreye götürecek diyoruz. O halde bu da birimsiz oran olur diyorum. Litre litreye götürür gençler. Evet birimsiz orandır. Evet 8 kilogram 3 litre. Kilogram ağırlık ölçü birimi. Litre hacim ölçü birimi birbirini götüremez birimli oran olur arkadaşlar o halde bunu ile belirlemiyorum 25 milimetre 4 ton birisi uzunluk diğeri ağırlık ölçü birimi aynı ölçü birimi olmadığı için bunlar birbirini götüremez götüremez diyoruz bu biraz sonra göreceğiz birimli oran olacak arkadaşlar 48 kilometre 16 metre. Evet uzunluk ölçü birimi olduğu için götürdü. Ve birimsizdir diyorum. 25 kilogram 5 gram. Evet ağırlık ölçü birimleri birbirini götürdü. 25 bölü 5 kaldı. Birimsiz oran oldu. Metre bölü saniye metre ve santimetre pardon. Metre ve santimetre uzunluk ölçü birimi olduğu için götürür. Ve birimsiz oran kalır. Kilometre bölü saat. Kilometre saat farklı uzunluk ölçü, farklı ölçü birimleridir. Onun için birimsiz değildir. Litre ve mililitre her ikisi de hacim ölçü birimidir. Birbirini götürür ve birimsiz kalır diyoruz. Saniye ve saat arkadaşlar her ikisi de zaman ölçü birimidir. Birimsizdir. Dakika ve saniye yine her ikisi de zaman ölçü birimi ve birimsiz kalır. Metre bölüm milimetre evet birbirini götürür birimsizdir. Litre hacimdi. Kilogram ağırlıktı. Birbirini götürmezler arkadaşlar. Birimli orandır bunlar. Kilometre ve litre farklı ölçü birimleridir. Onun için birbirini götürmez diyorum. Kilogram milimetre. Birisi ağırlık. Diğeri uzunluk ölçü birimi. Birbirini götürmez. Kilometre ve milimetre her ikisi de uzunluk ölçü birimidir. Onun için birimsiz oran kalır diyorum. Devam ediyoruz. Ton ve kilogram her ikisi de ağırlık ölçü birimi arkadaşlar. Onun için birbirini götürür ve birimsiz kalır. Litre hacim ölçü birimi. Santimetre uzunluk ölçü birimi. O halde bunlar birbirini götürmez diyoruz. Metre ve kilogram yine farklı ölçü birimleri oldukları için birimsiz oran değillerdir diyorum. Evet ikinci etkinliğe bakıyorum. Arkadaşlar burada da bu sefer ne isteyecek? Birimli oran isteyecek. Birimli olması için farklı ölçü birimi olacak. Yani birisi uzunluksa, diğeri ağırlık olacak. Birisi ağırlıksa, diğeri zaman ölçü birimi olacak gibi düşünebilirsiniz. Metre ve saniye birbirlerini götürürler. Pardon, götürmezler çünkü bu uzunluk, bu zaman o halde bu birimlidir arkadaşlar. Kilogram kilogramı götürür. Evet bu birimsizdir. Metre ve dakika metre uzunluk ölçü birimidir. Dakika zaman ölçü birimidir. Birbirlerini götürmezler. Birimli orandır. Yani birim kalır. Birimli demek birimi var demektir arkadaşlar. Metre ve santimetre birbirini götürür. Birimsizdir. Litre bölü saat birisi hacim, diğeri zaman ölçü birimi birimli orandır mililitre bölü litre, mililitre ve litre aynı ölçü birimi olduğu için birbirini götürür, birimsizdir arkadaşlar. Kilogram bölü saat, birisi ağırlık diğeri zaman, evet birimlidir. Kilogram bölü metre, aynısı olduğu için götürür. Santimetre bölü kilogram, kilometre, evet bunlar da birbirini götürür diyoruz, yani birimsizdir. Metre bölü saniye, evet bu farklı olduğu için birimlidir. Saniye bölü kilometre evet, birisi zaman diğeri uzunluk o halde birimlidir. Saat bölü litre evet, bu da birimlidir diyoruz. D'ye bakıyorum. Metre kilometre aynı ölçü birimi. Birbirini götürür birimsizdir. Kilogram bölü saat. Kilogram nedir arkadaşlar? Ağırlıktır. Saat zamandır. O halde bu birimlidir. Farklı ölçü birim olunca Birbirini götürmüyorlardı. Yani sadeleşmiyorlardı. Litre bölü saat birisi hacim diğeri zaman farklı olduğu zaman neydi? Birimliydi. E'ye evet, e bakıyorum. 6 santimetre 2 saniye. Evet farklı olduğu için birimlidir. Litre bölü dakika birimli orandır. Kilometre bölü metre evet birimsizdir metre bölü ton birisi ağırlık diğeri birisi uzunluk diğeri ağırlık o halde birimli orandır diyoruz kilometre bölü saniye birisi uzunluk diğeri zaman birimlidir litre bölü dakika evet bu da birimli orandır diyoruz üçüncü etkinliğe bakıyorum arkadaşlar aşağıda verilen oranları metre bölü saniye ve kilometre bölü saat olarak yazınız diyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bakın 14 kilometre bölü 2 saat arkadaşlar. 14'ü 2'ye bölersem 7 kalır. Kilometre bölü saati de kilometre bölü saat şeklinde yazarım. Sadece bu kesir çizgisini yatay şekilde yazdığımızı düşünebiliriz. 14'ü 2'ye bölünce 7 bölü 1'dir aslında bu. 7 bölü 1'de bu 1 de bu 1'in kıymeti yoktur arkadaşlar. Onun için sadece 7 yazarım. 25 metre bölü 5 saniye. 25'i 5'e bölersem 5. Metreyi saniye bölersem birbirini götürmez. Yani birimlidir çünkü. Saniyeyi de bu şekilde yazarız. 100 kilometre bölü 1 saat. 100 kilometre bölü saattir arkadaşlar. Kilometreyi de yazıyorum. 50 metre bölü 10 saniye. 50'yi 10'a bölüyorum. 5 metre bölü saniye. 45 bölü 7. 5 kilometre bölü saat olarak yazılır. 48'i 6'ya bölersem 8 metre bölü saniyedir. 24'ü 2'ye bölüyorum. 12 kilometre bölü saat olur arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Aşağıda verilen aşağıdaki ifadeleri örnekteki gibi yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi zaten şu demektir. Saatteki hızı 10 km demek 1 saatte gideceği yol demektir arkadaşlar. Şu 10 km bölü saati bir şöyle yazayım. 10 km bölü saat demek aslında 10 km bölü 1 saatten geliyor. Şimdi 1 saatte 10 km yol gittiğim anlamına gelir. O halde bunu yazıyorum saniyedeki hızı 5 metre diyor. 1 saniyedeki hızı gibi düşünüyorum. O halde bunu 5 metre bölü saniye diye yazıyorum. Saatteki hızı 28 kilometre. Kaç saatteki? 1 saatte 1 etkisi olduğu için yazmıyorum. 28 kilometre bölü saat şeklinde yazıyorum. Saniyedeki hızı 1 metre 1 metre bölü saniye yazdım. Saatteki hızı 18 kilometre. 18 kilometre bölü saati de SA şeklinde kısaltıyorum. Saniyedeki hızı 25 metre. 25 metre bölü saniye şeklinde ifade ederiz arkadaşlar. Evet 5. etkinliğe bakıyorum. Aşağıdaki ifadeleri kesirli çizgiyle gösteriniz diyor arkadaşlar. 4 kilometre bölü saat demek aslında 1 saat demekti. O halde 3 metre bölü saniye 3 metre pay kısmına yazılıyor. 1 saniye de payda yazılıyor. 3'ü 1'e bölersek zaten arkadaşlar 3'tür. Metre ve saniyeyi de metre bölü saniye şeklinde yazmış oluruz diyoruz. Aslında tersini yapmaya çalışıyorum. 8 kilometre 1 saat pay ve payda yazılır. 7 metre paya yazılır. 1 saniye payda yazılır. 12 kilometre bölü 1 saattir. 100 metre bölü 1 saniyedir. 15 kilometre bölü 1 saat 48 metre bölü 1 saniye şeklinde yazarız. Evet altıncı etkinliğe bakıyorum. Aşağıdaki tabloyu doldurun diyor gençler. Öncelikle şu bir saat olan kısma bakalım. Yani şu ilk satırıma bakıyorum. 48 km bölü 1 saat. 48'i 1'e bölersem. Şurada yapalım arkadaşlar. 48 km bölü 1 saat şeklinde düşünelim. 48'i bire bölersem 48. Kilometreyi saate bölersem kilometre bölü saat şeklinde yazılır. O halde 48 kilometre bölü saat yazıyorum. 24 kilometreyi 1 saate biliyorum. 24 kilometre bölü saat yazarım. 60 kilometreyi 1 saate bölersem 60 kilometre bölü saat olarak yazarım. Şimdi bir bizim için paydadaki bir bölme işleminin sonucunu etkilemediği için direkt yazdık arkadaşlar. Ama 2 ve 3'e dikkat edeceğiz. 48 kilometre şurada yazayım arkadaşlar. 48 kilometreyi 2 saate bölüyorum. Şimdi 48'i 2'ye bölersem 24 kilometreyi saate bölersem kilometre ve saat farklı bir ölçü birimi olduğu için birbirine götürmez. Birimli oran olur diyoruz. 24 kilometre bölü saat şeklinde yazıyorum. 24 kilometre bölü saat yazdım. 24 kilometreyi 2 saate bölüyorum. 24'ü 2'ye bölersem 12 kilometre bölü saat yazdım. 36 kilometreyi 2 saate bölüyorum. 18 kilometre bölü saat olarak yazdık. Zaten 60'ı 2'ye bölersem bakın 30 kilometre bölü saattir. Devam ediyorum. 48'i bu sefer 3 saate biliyorum arkadaşlar. Bakın 48'i 3'e böldüm. 16 kilometreyi saate böldüm. Kilometre bölü saat oldu. Devam ediyorum. 24 kilometreyi 3 saate bölüyorum. Şurada örnek olarak yapalım. 24'ü 3'e bölüyorum. 8. Kilometreyi saate bölüyorum. Kilometre bölü saat olur. Evet ne olur? 8 kilometre bölü saat olarak yazdım. 36 kilometre 3 saate bölüyorum. 36 3'e bölersem 12 kilometre bölü saat olarak yazdım. 60 kilometre 3 saate bölüyorum. 20 kilometre bölü saat olarak ifade ederiz arkadaşlar. Evet yedinci etkinliğime bakıyorum. Aşağıda belli bir saatte gittikleri yol miktarı verilen araçların bir saatteki hızlarını birimleriyle yazınız diyor arkadaşlar. Örneğin A'da 4 saatte 100 kilometre gidiyorsa 1 saatte ne kadar gider diye bakıyorum. Şurada bir yapalım. Örnek olarak vermiş ama şunu düşünmem gerekir aslında. 100 km'yi sa 4 saate biliyorum gençler. Şimdi Yüzü dörde bölersem aslında sadeleştirirsek 25 kilometre bölü 1 saattir. Bunu okurken şöyle okuyorum. 1 saatte 25 kilometre gider diye okuyorum. Bakın 1 saatte 25 kilometre. Birin etkisi olmadığı için de 25 kilometre bölü saat şeklinde ifade ederiz. Ben buradan aslında ne anlarım? 1 saatte 25 kilometre yol gittiğimizi anlarız. B'ye bakıyorum. 120 kilometre bölüyor. 5 saat. 120'yi 5'e bölersem 24'tür. 24 kilometre bölüyor. Saat olarak da ifade ederim. Yani 1 saatte 24 kilometre yol gider deriz. Evet C'ye bakıyorum. 8 saatte 96 kilometre gidiyorsa 1 saatte ne kadar yol gittiğini bulabilmek için 96 kilometreyi 8 saate bölüyorum. 96'yı 8'e bölersem 12 kilometre bölü saat yol gider diyoruz. 1 saatte 12 kilometre yol gider diyoruz. 10 saatte 1210 kilometre gidiyorsa 1210 kilometre gittik. 1 saatte ne kadar gider dediği için 10 saate bölüyorum. 1210'u 10'a bölerken sıfırlar silersek 121 kilometre bölüyorum. Saat yazarım. Yani 1 saatte 121 kilometre yol gider deriz. Evet D'ye bakıyorum gençler. 7 saatte 147 kilometre gidiyorsa 147 kilometre bölüyorum. 7 saat yazıyorum. 147'yi 7'ye bölüyorum. 21 kilometre ve saatte birimli oran olduğu için gitmez. Bunu nasıl okuruz? 1 saatte 21 kilometre yol gider diye okuruz. E'ye bakıyorum. 72 kilometreyi 6 saatte gidiyor. 72'yi 6'ya bölersem 12 kilometre bölü saattir. Evet bu son olarak bunu da açık olarak yazalım. Bir saatte 12 kilometre yol gider deriz arkadaşlar. Bir saatte 12 kilometre yol gider deriz. Evet burada dersimi bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.